Aslında skoru yakaladık. Maç kolaydı. Hani çok bir şey yoktu ama gerek bizim kendi futbolcularımız hatası, gerek de hakemin inisiyatifleri bütün maç boyunca bizim aleyhimize kullanması, maçın sonunda da o hatalar maçın sonunu böyle gerilimli geçmesine neden oldu. Tabii taraftar da haklı olarak çok tepki gösterdi. İçerideki hakemlerin işte dikkat etmesi gerekiyor. Hani herkes insan burada. Hata yapabilir ama üst üste de bu kadar da hata yapılmaz yani. İşte ikinci gol öncesinde faul, birinci gol öncesindeki vermediği kararlar. Yani nereden tutsan hakemin bugün rezaleti vardı bugün. Gerçekten çok 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 kötü bir hakemdi. İlk yarıda zaten film ilk yarıda belli oldu. İlk yarıda Ebubekir'e daha ilk faulünde ilk sarı kart gösterdi, ardından çarlı kırmızı kart gösterdi. Demek ki kafayla buraya gelmemiş. Başka bir kafayla buraya gelmiş. Maçı maçta yaşayamayan bir hakem vardı. Yani yaşayamadı. Hakem kesinlikle bu maçı kaldıramadı. Ama sonuçta biz kazandık. Mutluyuz. Çok şükür 3 puanımızı aldık. Kayıpsız gidiyoruz. İnşallah bundan sonra Görükle maçında da gerekli öz eleştiri yapıp zaten derbiye hazırlanmanın bir şeyi olmuyor. Hani derbi kendi kendine hazırlanıyorsun. Biz gerekli bu hafta içinde çalışmaları yapıp İnşallah derbiyi de kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Peki sevgili başkanım, Doğu Gücü spor severlerine, taraftarlarına mesajlarınız ne olabilir? Valla ne olursa olsun takımı desteklemeleri, takımın arkasında durmaları. Başka yapacak da hiçbir şeyimiz yok. Biz kurduğumuz günden beri yönetici, taraftar, futbolcu kenetlenmek zorundayız. 5 dakika işte bıraktığımız anda hemen dış güçler, hemen dış birilerinin oyunlarına geliyoruz. Yani arkadaş orada dedi ki ya başkan 5 dakika lavabo ettim dedim. İşte orada film kopuyor yani. Çoğu camiada kopmuyor ama bizim aleyhimize kopuyor maalesef. Bugün işte her zaman biz takımımızı desteklemek zorundayız. Bir saniye olsun da boş bırakmamamız lazım. Her yönüyle boş bırakmamız lazım. Bütün taraftara ben sesleniyorum kesinlikle ve kesinlikle ne olursa olsun takımlarını desteklesinler. Arkasında olsunlar. Ne olursa olsun hani çok çok elzem olmadığı sürece gelip bu tribünde takımlarını desteklesinler. Son ana kadar coşku yaşasınlar. Peki. Geçmiş olsun başkanım. Ben teşekkür ediyorum Enes abi. Çok sağ ol. Sağ olasın. Sağ ol.